atalarımızın, şehitlerimizin bize emanetinden dolayı böyle. Beden eğitimi öğretmenliği mezunu olan ancak kadınların her işte başarılı olabileceklerini topluma göstermek amacıyla asubay olmaya karar veren Börük, 6 ay önce başladığı görevini severek yerine getiriyor. Kırklareli Jandarma Komutanlığı'ndaki iki kadın personelden biri olan 25 yaşındaki Funda Börük, erkek meslektaşlarının da takdirini topluyor. Gece gündüz, yağmur çamur demeden suçluların yakalanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için erkek meslektaşları ile omuz omuza görev yapan Funda Börük, kentin güvenliği için mücadele ediyor. Hemcinslerine göre örnek olabilmek için öğretmen yerine asubay olmaya karar verdiğini anlatan Börük, mesleğini severek yerine getirdiğini kaydetti. Birçok zorlukların üstesinden gelerek görevini fedakarca yerine getirmeye çalıştığını dile getiren Funda Börük, asker olmaktan onur duyduğunu vurguladı. Şöyle söyleyeyim, bu meslek sadece erkekler için geçerli olan bir meslek değil diye düşünüyorum. Tabii ki de böyle bir meslekte bayanların da yeri olmalı. Her türlü zorluklarla başa çıkmaya çalışıyoruz ki bir bayan olarak da insanın hani yapamayacağı şey yok. Bu hem erkek olsun hem bayan olsun. Her zaman herkes bir azim uğruna, bir mücadele uğruna savaşıyorsa her şeyi de yapabilir diye düşünüyorum. Zorlukları da her zaman aşmaktayız ve aşmaya da devam edeceğiz. Ailesinin astsubay olduğu için kendisiyle gurur duyduğunu aktaran Börük, ailem zaman zaman endişe duyuyor ama kızlarının vatan görevini yaptığını bildikleri için dik duruş sergiliyorlar. Ailem bana çok destek oluyor dedi. Son zamanlarda kadınların bu mesleğe yöneldiğini ifade eden Funda Börük, Türk kadınının her zorluğun üstesinden geldiğini belirtti. Ve böyle bir meslekte yer almamdan çok mutlular. Endişe duydukları anlar tabii ki de oluyor. Her annenin babanın evladına endişe duyması gibi. Onları tabii ki de teselli edici bir şekilde değil de bu mesleğin bu şekilde olması gerektiğini, zor şartlarda görevler yapıldığını güzel bir şekilde izah edildiği zaman anlayışla karşılıyorlar. Bayanlarımızın yapamayacağı hiçbir iş yoktur diye düşünüyorum ben. Bu son zamanlarda çok fazla şehit vermemiz tabii ki de insanları etkiliyor. Bu kutsal meslekte olmak sadece erkeklere yönelik bir meslek değil. Bölük, kadın asubaylar olarak da her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini ve 7/24 esasına göre görev yaptığını kaydetti. Börük, atalarının, şehitlerin emaneti olan bu vatan için kadın erkek ayrımı gözetmeksizin herkesin canını seve seve vermeye hazır olduğunu belirtti. Bu vatan bize şehitlerimizin emaneti. Çok fazla kanlar döküldü. Hala bu topraklara sahip çıkabiliyorsak atalarımızın, şehitlerimizin bize emanetinden dolayı böyle. Afrin'de evet herkes zor şartlar altında savaşmakta. Her zaman askerimizin arkasındayız. Her zaman onların duacısıyız. Yeri gelirse eğer biz de oraya gitmekte her zaman hazırız. Onlara bol bol sabır diliyorum. Pes etmemeleri gerektiğini söylüyorum. Bu vatan bizim,